Murat Bey. Evet, buyurun. Mən sizin tam səmimi, hər şey səmimi bir insan olduğumuza inanıram. Çünkü bir insanın üzünə baxanda onun necə bir insan olduğu bəllidir. Mən bilirəm ki, və o sözü də elə belə demədim. Həqiqətən də, yəni mən onu, hər deyir ki, insan gördüyünü danışır. Mən evimdə gördüyümü deyirəm ki, bir an belə uşaqdan ayrı qala bilməyən bir həyat yoldaşım var mənim. Siz bu 17 ildə necə ayrı qaldınız? Bəlkə sizə o uşağı verməyibdilər. Şimdi ayrı kalmamın sebebi bu Orhan'a göre, oğluma göre çok dava oldu Türkiye'de. Aha. Ben Türkmenistan'a geçtikten sonra çalışmaya, ondan sonra zaten izini kaybettim ben. Geldikten sonra bulamadım onları. Aha. Ne kadar da aktardım. Yani, arkadaşlara da sordum, iş arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ama bulamadım. Yani kaldığınız evin yerini bilmirdiniz. 4 yıl, 2 yıl yaşadığınız. Kaldığımız ev, bu mum diyorsunuz, siz sum diyorsunuz, sumun kabağında. Bu nasıl diyeyim ben size, oraya ne diyorsunuz, oraya da 5 mertemberi tarafındaki evlerin. Targovan üstü, orada kaldık biz. Aa, merkezi üniversitem. Aha. Doğrudur, oradaydı. Yaklaşık yani 2 yıl kadar. Orada kiraydı yoksa kız geleneği? Kiraya yok, benim kendi tuttuğum evimiz. Yani merkezi üniversitemin yanında yaşayıpsa... Kiraya da kalıp da, hadi kiraya olsun da kiraya. Yani. Orada her adam kiraya da kalır. Yani, burası pahalı. Öyle, hemiş orası pahalı olurdu. Yayın, yayın Murad'ın sayesinde hemen pahalı yerde kiraya da kalıp. Ha? Murad. Ha, bəli, Murad'ın kira pulunu kalırdı. Yani deyir siz verirdiniz de. Tabii, ha, elbette yani. Murad verirdi. Harada işleyirdin Murad? Aspen Tekven var, Tekven Bayıl'da. Platform bu denizde siz ne diyorsunuz ona? Ne? Platform. Platformda, hə, sen pulun yaxşıymış. Öyle deyim. Benim Murad Bey. Kızı harada tanıdın, Günay'ı? Günay'ı, sizde nasıl diyorlar, Targova'da. Oturuyorlardı kafede diyeyim, öyle diyeyim. Bacı Sinan beraberde. Targov da güzel, aha. O da tanıştık. Ben önce kardeşiyle tanışmıştım, Vefa ile. Sohbetimiz sadece tiyatro üzerineydi. Bu 5 mertem orada kino tiyatro vardı. Azdırma yalnız. İşte o, diyeyim, orada bir park vardı. Önce parkta kardeşini tanıdın. Kardeşini. Oturuyorduk. He, Vefa'nın. Vefa'nın. Ondan sonra ablasıyla bir de kardeşi Ayben'in işte, Ayben diyorum ben. Onlarla tanış olduk sadece. Öyle ay, orada tanıdın bu Aybeniz bacısını ve ondan sonra əlaqe yarandı. Evet, doğrudur. Babasının muallim olduğunu biliyorum, öğretmen, muallim. Ha, atası da öğretmen. Ne öğretmendi acaba? Okulun direktörüymüş, müdür. Siz de nasıl diyorsunuz? Biz de müdür diyoruz okulun komple. Bakı'da mı? Bakı'daki okulun mu? Hayır, Şamakinkan mı diyorsunuz? Orada şöyle değil. Benim bir sualım var, olar verim icazenizle. Siz uşağa atalık vermiştiniz. Bir yıl kadar atalık etmiştim, sünnet yani size ne diyorsunuz? Yok, başa düşmedi o. Atalık, yani siz resmi senetlerle uşağınızın olması tesdik olunmuştu. Yok, olmadı. Ben sana sualıma uygun sual veririm. Uşağın doğum hakkında şahadatnaması var idi, almıştınız onun için. Annesinde. Annesinde var idi, doğum hakkında şahadatnamada. O doğum hakkında şahadatnamada uşağın adı, soyadı necə gedir, bilirsən onu? Dedi onu, de Cəfərova. Onu bilmiyorum, onu ben... Yok, bir de uşağın da uşağın. Onu ben çok isterim ama... Bilmir axı. Ve uşağın doğum hakkında şahadatnamasında, uşağın soyadı, adı, atası adı necə gedir? Onu tam olarak şimdi hatırlamıyorum. Onu da bilmir. Yok, yəqin ki vermeyeb, atalı. Yok, yok. Siz ama, doğum hakkında şahadatnama var idi. Vermir, yok, yok, vermir. Bir dəqiqə, Diyanım. Murad, bircə saniye, Diyanım. Mən, herkes öz işini görsün. Mən de öz işimi görüm. Suallarımı verim. Buyurun, buyurun. Siz... Cevabımı alım. O bura gəlibsə, mən suallarımı verməliyim də, icazənizlə. Murad, uşağa... Sen istedin mi yani, yoksa ele birdenbire bu münasebet? İstedim, çok istedim. O da çok istedi, istedim. Evet. Aha. Ben yaxşı. Bu istekten doğulan uşağın bu hamilelik dönemi var da, bu 9 ay sonra uşaq doğulanda, hamısında Günay'ın yanında oldun mu? Evet, oldum. Beraber. Hansı hastanada doğurdu uşağı? Hastane olarak, ben şimdi ne diyeyim, tam olarak Güneşli diye, Güneşli mi? Güneşli'de bir hastanada. Evet. Ben hastane tam adım. Var o Güneşli'de, aha. Ha.
Neyse, deməli uşağı orada doğruldu. Çıxartdınız, gətirdiniz. Neçə müddət yaşadın Günay ilə birlikdə? 2 il. 2 il, o uşaq doğulandan sonra? Uşaq doğulandan sonra 5-6 ay falan. 6 ay. Uşağa niyə soyadını vermədin ki? Ben bak onu dedim, tekrar diyorum, vermek istedim. Türkiye'ye gittim, Türkiye'de bunun yüzüne dava oldu. Dava oldu? Yani önceki yoldaşımla bayağı problem oldu. Sen ölmeyesen, Türkiye'dekiyle ayrılmadan gelip burada bununla tanış olmuştun. İşte günahım benim o. Yani bu yazığı da aldatmıştın da onda. Yok, aldatmadım. Bu bilirdi. Bilirdi, evet. Ha, bu bilirdi ki sen... Yalan söylemek yok, bilirdi. Ha, bizimki bilirdi. Evet. Ama o Türkiye'deki ne vaxt bildi ki senin burada uşağın var? Get... Resimleri görünce, çocuğun uşağının resimleri. Yaxşı, indi tamam da oraya gitmiştin. Bəs bu uşaq doğuldu elədi, 5-6 ayda yanında kaldın. Sen buna soyadı niye vermedin? Soyadı vermedin derken işte geldiğinde bulamadım tekrardan. Buraya geldiğinde. Murad, bir dəqiqə. Mikrofonu yaxın tut. Murad, bir dəqiqə. Evet. Sən 5-6 ay burada qaldın da, uşaq xəstəxanadan çıxanda doldururlar da bu kartıçkanı. Dədəsinin adını yazırlar, soyadını yazırlar. Bu xəstəxanadan uşağı çıxardanda soyadını, adını niyə ora yazdırmadın deyirəm. Onu ben bilmiyorum. Şimdi buradaki qanunlar bilsem, sizlerden yok, qaydaları bilmediğim için. Bunu qanuna ehtiyac yoxdur ki, onu Günay yazdırır, elə deyil. Onu işte o bana söylemesi lazım ya da... Yazdırma, indi deyirsən, kız bilərəkdən yazdırmayıb da onlar. İcazənizə, yox, izaha ehtiyac yoxdur. Hala. İndi siz deyirsiniz ki, bunu Günay özü yazdırmayıb, düzdür? Olabilir. Onda olur. Belə çıxaq ki, deyək ki, Günaya da heç siz lazım olmamısınız. Mən belə başa düşürəm. O sizdən sadəcə istifadə edib. Uşağı yok. Ben Allah var. Ben bak, Azərbaycanda o kadar tanıdım, bilmiyorum. İnsanlar tanıdım ama onun kadar yüreği insan görmedim ben. Çünkü bana ziyan gelmesini, bir yani diyor bizde, tırnağımız zarar gelmesini hiç istemedim. Ben de onu istemedim. Allah Allah. Belə bir kız hiç axtarmayıb. Ne yaxşı mənə müraciət eləməyibdi. Bax, 13 il oldu o günləri sən axtarıramın. Bu 13 ildə axtarardı, deyərdi ki, oğlum axtarır atasın. Düz deyil. Doğrudur. Ama işte o da... Yaxşı, belki... bu, sonra bu 2 il yaşadın. 2 ildən sonra hara getdin? Azərbaycanda mı qaldın, yoxsa başqa bir? Türkmenistan'a geçtim. Türkmenistan'a. Evet. Maşallah, mən buradan Türkmenistan'a gedə bilmirəm. Sən quş kimi uçaraq oradan ora, buradan burasan. Firmadan dolayı. Biz firma mesela... Hə, firmadan. Tamam. Aha. Resmi, resmi gidiyoruz. İşten, hı hı. Ben de resmi gidiyorum ama ben gelip çıkabilmiyorum. Neçə il kaldın Türkmenistan'da? 4 yıl. 4 il. Evet. 4 il doğru. Orada uşaq yoktu. Yok. Elhamdülillah. Yok, o kadar şey deriz daha. Ne diyorsun sizden? Ay Murat, bestedene gel, orada koymuşsan gelip burada birin. Ay canım. O Türkiye'deki şekilleri gördü, dava düştü aranızda. Doğrudur. Ayrıldınız. Orada neçə uşaq var? 3 tane. 3 maşallah. Hı. Büyüktüler onlar. Evet, bir hekim oldu. Ay maşallah. Mayor. Ay maşallah, maşallah. Allah bütün balaları saklasın. Ayrıldın mı karıdan yoksa beraber? Mahkemelik. Bunun yüzüne kaç yıldan beri daha ona göre aktarır. Hele mahkeme sürür 17 yani, o ayrılmak istemiyor, ben ayrılmak istiyorum. Ha, sizin de bak gör ne yakışı. Gör, ben istiyorum ki bu bizim ülkemizde de olsun. Ama... Ne güzeldi. Birden kişiyi hıyanet eledi size. Bak o kadın görneğin ira, Türk kanunlarına bak. Demeli, beyefendi ayrılmak istiyor. Sen vermişsen de sen müracaat eləmişsin. İndi Türk kanunlarına bakın ki, kadın istemesə boşanma yoktu. Sürün sürün süründürür ha. Bak Türkiye'de kadınlar xeyirlikar kişileri demokratik prinsiplerden biraz çok uzaqdır. Mən hesab edirəm. Çok mən... güzel bir yani, təsəvvür edirsiniz. Hansısa bir güzel kişi kadına əzab verir, xəyanət eləyir. Ay, gedir məhkəməyə verir boşamaq, asan canını qurtarmaq istəyir, kadın da deyir ki, sürün. Məhkəmələrdə sürün. Yanaş, düzgün yanaşma deyil, o demokratik, çok hayala, çok, demokratik çok yanaşma yok, deyil. Sənə görə demirəm, yani Murad. Ama Allah konuşuyoruz sen... şimdi, danışmasına konuşuyoruz ama, düşmanlık yok. Kısa... Evde bir yerdəsiniz. Yok, evde bir yerdəsiniz. Ayrımsız. Bu ayrıca boşanmamasının səbəbi olarak neyi gösterir? Seyran Bey, mən hələ ki suallarımı verirəm. Aha. O çocuklarına göre, o kendi mesela 3 tane çocuğumuz olduğuna göre olabilir. Çünkü onların... Boşaşmayalım, çocuğunun da çocukları olacak. Biri hekimdi, biri mayordu. He. Onun fikrini şimdi bir şey diyemem. Ne fikri? Belki olduğunu... emlak, mal, mülk meselesi. Yok yok, ev vermişim ona. Anlaşmalı yani boşanma da var. Ha. Mesela kanunda Türkiye'de beledir ki, sen eğer kadınla anlaşmalı boşanırsan ya evini vermelisin, ya maşınını, ya da aydan aya pul vermelisin. Bütün ömrünün sonuna kadar kadına pul ödüyor. Hoş
O anlaşırsan sıkıntı yok. Çok kısa. Yok. Ve sen anlaşma yok Zehran Bey. Hele ki size. Normalde boşanmayı kabul etmiyor. Onu bilmiyorum niye. Ama benden de böyle talebi yok. Evini vermişim. Evi de var. Çocuklarını da okuttum. Yok zaten sen vermesen de orada kanun elədi ki evi böyle güle güle sizden alır. Bir təklif elədim mi ki, qadın gəl anlaşaq, anlaşmayla, aydan aya sənə pulu verirəm, ya nəsə verirəm? Söylədim, qabul etdi de ondan sonra geri vazgeçti, kimsə bilmiyorum artık, aklım içeldi deyim. Aha, nə qədər pul istəmişdi? Pul istəmədi. Hə, nə? Sadəcə, bu evi, məsələ ev dedi, evi verdim. Aha. Artı çocuklarıma dedi, çocuklarına da baktım, okuttum. Ama sonradan vazgeçti. Qadınlarımıza qurban olun, fədakar qadınlar. Yazık abi. Aha, biz həqiqətən, o qədər var. Mən, yəni, indi, yəni, ailə qurmamısan? Da qəti qurma. Da başına gəlməyən qalmayıbdır. Doğrudur. Ya, həyatını yaşa. Keyfin yaşa, həyatın yaşa. Huzurlu həyatını yaşa. Lazım deyil sənə. Sağ ol. Lazım deyil. Bir dənə bu Orxanı tapaq. Deməli, Günay, bacısının adı Vəfa. Murad bacısının adına Ayben deyilmiş, amma mən Ayben adı hiç eşitməmişəm. Bəlkə Aybəniz olub. Bu milli dramanın qarşısında dedi, hə? Doğru. Hə. Park var orada. Park var, o parkda tanış olublar. Atası müəllim olubdu. Bir məktəb direktoru. Günay məktəb direktoru. Elə deyir. Şamaxınka tərəfdə yaşayır. Şamaxınka tərəfdə yaşayırmışlar 9 mərtəbədə. Bir kızı vardı, bir de Açelya diye bir kızı vardı. 5 yaşında Açelya. Açelya, bu Günay'ın mı? Günay'ın, hə. Bu maşallah, sizden de bu yoksa? Yok, 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 yok. Bu sizden qabaq evli olub da. Olabilir, olabilir. Çünkü yaşı vardı da ona göre. Ne yaş vardı? 35 yaş. Onu dedim. He, Açelya. 5 yaşında bir kızı vardı. 5 yaşında da Günay'ın Orxan'dan böyük 5 yaşlı o vaxtı bir kızı olub. Adı Açelya olubdu. Tanıyanlardan, bilenlerden xahiş edirəm. Məlumat verin Günay'a ki, Orxan'ın atası Murad Bey öz övladını görmək istəyir. Lütfen bizimle əlaqə saxlasın.